Kabayla alabilirler yani. Ben Gizem'in gelirse beni gel de yemeğe götür. Bu annesini alıp gidiyor. Servet yok. Servet'i sen alsın. No, servetim, servetim. Geçen haftalarda da... İşte hani o zaman kayınvalideyim. Demek ki ben anne değilim. Ama geçen haftalarda da Servet hem kendi kayınvalidesini hem Gizem'i almış yemeğe çıkmış. Haberiniz yok mu ondan? Yok, ben onu da duymadım. Neyi duymadınız? Gittiklerini duymadım. Ama yapmışlar ve hatta sizden gizlemişler, siz böyle telefon açıp gelmek istiyorsunuz. Öyledir. Ya kıyamam, öyle bir şey yok. Ben uydurdum şu anda. Yok yok, öyle bir şey değil. Peki bu el kızından ama hala böyle bir şeysin Gizem. Yani hani... bana o zaman bakın, bana dese ki mesela Gülcan teyze gibi gelinim. Hani gelin, anladınız mı? Bana ama diyor ki sen benim kızlarımdan ötesin. Kızımsın. Öyle deyip de tutup da sonra diyor ki el gibi, el kızı, gelin. Ben bu el kızını Onur Bey iki gün oldu söyleyeli. Hı. Yahut da bir gün oldu söyleyeli. Hı. Bu günlerdir gidiyormuş annesi yine zaten yemeğe, gezmelere. O zaman kızım diyordum. Tamam da rapor mu vereceğim anneme? Daha iki gün oldu ben el kızı dediğime. Demek ki annesi olamamışım daha ben onun. Annemden ötesin diyor ya. Ha. Ben demedim, ha. Sen dedin bana kızın. Yok, annemden çok ben seni... Ya sen benim başımın tacısın, eşimin annesisin. Ben seni gerçekten çok seviyorum ama sen bana tutup da işte sen... kız gibi, işte el gibi dersen, hani ne oldu derim? Hani kızlarından öteydi? Kayınvalideler işine geldiği zaman kızım, işine gelmediği zaman da el kızı diyorlar. Bu kendi kayınvaliden için böyle geçerli mi? Tabii. Evet. Kendi kayınvaliden için de mi geçerli? Senin için dedim mi anneciğim? Yok. Hı? Benim kayınvaliden için geçerli diyecek. Eşinin ama öyle bir şey söylüyorsun ki. Ama genelde öyle bir şey var yani, öyle bir şey var bence. Genel anlamda konuşuyorum ben. Ayşe Hanım, sizin kız evladınız var mı? Var. Kaç tane? Bir tane. Peki bir farkı var mı Elif'in ondan? Yok. Yok. Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde yok. Hani bir alışverişe gidildiğinde, bir giyim alışverişine gidildiğinde... yani kızınızın böyle parasını ödeyip de üst baş için... eğer Elif'in parasını ödemezsiniz, Elif o an el kızı olduğunu anlarmış. Öyle bir şey yapar mıydınız? Yapmam. Öyle bir şey yapmam. Evet. Zaten öyle bir şey olamazdı. Elif de öyle bir şey söyleyemez. Da yapamaz yani öyle bir şeyde. Nasıl yani? Söyleyeyim? Anlamadım yani iddiasını şu an. İddiasını söyleyemez. Hani kaynanan bunu bana yaptı. Hani kızına yok, böyle yaptı. Yok, yaptı demiyorum. Varsayımdan. Varsayımdan ötürü. Yok. Ya asla yapmam. Öyle bir şeye asla izin vermem diyorsunuz. Asla izin vermem. Ve şöyle de tutarım yani. Hep bu hayatımda da olmuştur. Çocuklarımdan bir tık önde tutmuşumdur gelinlerimi. Yani bir tık daha. Benim hani benim onlar evlatlarım. Onlar anne kız, işte anne oğul arasında birbirimizi affedebiliriz. Hani telafisi olabilir. Ama gelin yabancı değil mi sonuçta? Onlar, hayır. Yani onu birazcık daha böyle... gayet ona. Nasıl yani? Yine el kızı değil. Hayır, el kızı değil. Bak, yani kırmamak çocuğum açısından. Yani belki beni... Ama dediniz ki kendi çocuklarımı affeder ama gelin... işte niye yani gelin beni... Ama şu var, herkeste yok mu yani o? Yok, herkes de yok. Nasıl yok? Nasıl yok, yok ya? İşte size öyle. Ben onu çok yok diyorsun. Hayır hayır, çünkü çocuğun seni tanıyor ama tanıyor gelin ya, daha seni tanımıyor. Çocuğum. Hayır, gelin öbürü daha ki, senin evine gelmiyor. Tanımıyorsun. Tanımıyor. Gönül tanımıyorsun biz zaten. Tanımıyor. Kırmamaya çalışıyor. Kırmamaya çalışacağım. Neden? Bize alışacak. Neden? Alışacak tabii, kızım olacak. Artık alışmıştır. Ama anneciğim, mesela ben seninle öz kızınla tartışman olabiliyorsa benle de aynı derece olabiliyor. Oluyor. Çünkü ben bunu hep hissettim. Hani geline bir tık işte o farklı davranırsa o zaman sen onu öz kız gibi göremiyorsun. Korkuyorsun, acaba kırılır mı, alınır mı? İşte niye? Mesela ama biz işte hiçbir zaman gerçekten için. Ben annemi nasıl yeni yeni, yeni tanıyorsun, hani yeni yeni tanıyorsun ama senin çocuğunu sen büyütmüşsün değil mi? Benim kızlarım yani benimle biliyor olduğunu biliyor. Tamam, ben çocuğum biliyorum. Kendi kızınız çocuğunuz gibi olamazlar. Ya tabii ki herkes kendi çocuğu da, onun da annesi var. Ama diyor onun ki, da doğuran ama var. Diyor ki öyle. Ben kayınvalidemi anlatmak istedim, ben gayet iyi anladım. Demek istiyor ki yani kendi çocuğuma nazım geçebilir ama gelin belki... huyunu suyunu bilmediğim için, dışarıdan gelen biri olduğu için ona nazım geçmeyebilir yani, demek istiyorum. Ona bence ilk etapta onu tanıyıncaya kadar, onu birazcık gözlemleyip izleyinceye kadar... tabii ki onu anlamak için, çözmek için yani bir zaman süresi zaman lazım. Yeni olduğu için, yeni ona olduğu için lazım. Yani onu ayırdığı için değil. Yani. Ayırdığım için değil. Baba, ama gelin bilmiyorum. Gelindir, kaynanan da kaynanadır. Katılıyorum. Haklısın. Ama mesela bir şey soracağım. Ben bugün öyle bir şey... Nasıl haklısın? Haklısın. Yani gelin gelin oluyormuş demek ki. Semra teyze, sen de bir bu tarafa hak veriyorsun, bir o tarafa hak veriyorsun. Zaten bu yani. Kızı muhabbetini çıkaran Onur sensin. Bey, ne demek haklı? Yani uzun süre kalanlar bakın böyle... Biz de mi böyle olacağız? Ben merak ediyorum. Öyle, öyle olacağız. Gelin kaynana oldular. Oluyorlar. Biz anne kızı diyorduk. Yani kalırsanız...
Gerçekten kayınvalidenizle aranızdaki şeyi çok daha böyle aslında sağlamlaştırıyorsunuz ama şaşırdığınız çok fazla şey de oluyor. Aa, benim için çok, bunu mu söyledi? Çok çok gerçekten. Yani burada da öyle bir şey yok. Çünkü ilk defa bu kadar yakınsınız burada aslında. Ama kameralar da olsa. Ben evde izlerken diyordum ki şimdi onlar farklı yerlerde oturuyorlar. Birbirlerine nadir gidip geliyorlar. Belki bence kendileri yerle alakası yok orada ya. Bütün gün beraberler daha iyi tanıyabilirler. Ama hiç biz öyle değiliz. Biz çok içli dışlıyız. Oturmayla alakası yok bence. Farklı yok burada oturunca beraber yaşayan gelin kayınvalidemiz de vardı. Yani aynı apartmanda oturan da vardı. Ki daha önceki sezonlarda da eminim vardır. Ama onu bilemem. İlayda. Buyurun Onur Bey. Size döneyim. Ben zaten gelinim, ben bunun farkındayım. Elin kızıyım yani. Elin kızıyım yani, ben bunu da kabul ediyorum. Gelin muamelesi de görüyorum. Ama hala bu fotoğraf şeyde. Tabii hani ki de o benim annem ve kardeşlerim. Yani onları tabii ki de buraya asacağım, hakkım. Ama sanki kayınvalide odasında Gülcan Hanım biraz yumuşamış gibiydi. Ben öyle bir şey demediniz ama hani ben çünkü öyle... Çünkü haklı olduğumu biliyor. Ben gerçekten kırıla kırıla kırmayı öğrendim. Peki bir şey soracağım. En çok, Serpil teyze en çok kime kırıldın? En çok İrem'e kırıldım tabii ki. İrem'e kırıldım. Sonra ona tepki vermediği için anneme. Onlara tepki vermediği için İlker'e. Aa, vermedim ki. İlker'e tepki vermediği için kendi anneme. Zincirleme. Zincirleme gidiyor. Evet, İlker de hiçbir şey demedi. Ama o da kız kardeşi, annesi bir taraftan da. İki arada kalmış, ne diyebilirim? Bence öyle yapmışsın. Ama İrem benden küçük ve ben gerçekten çok, nasıl söyleyeyim, iyi niyetimle davranıp gerçekten şok oldum. Peki yani. Peki hiç böyle hani... hala buluşmayı, görüşmeyi falan yani düşünmüyor musun? Bir WhatsApp yok. Grubunuz var, dün konuşmuşsunuz hatta. Hala bir şey yazmadınız mı? Var. Yüz yüze olsa da keşke görüşseniz. Merhaba. Ben İlayda'nın o çok konuşulan görümcesi. Hoş geldiniz. Şöyle alabilir miyim ben size? Tabii. Şuraya. İlayda'nın görümcesi geldi bugün stüdyoya. Çok şaşırdım ya. O kadar şaşırdım ki bence kıyamet kopacak. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben İlayda yengem hakkında bayağı bir konuştu. Ben de dayanamadım. En azından arkamdan değil de yüzüme konuşsun diye geldim. Beni çiçeklerle, çikolatalarla bekledi ama maalesef abim yapar bunu. Ben yapmam. Sürekli programda bizi eleştiriyor ve ben o videolarda neredeyse hiçbir şey söylemedim. Sana kalmaz dedim. Ve sana kalmaz dememin nedeni de ilk önce sonuçta evlatları olarak biz bakacağız. Çünkü sonuçta annem bize bugüne kadar tek başına baktı ve tek tamam, başına yetiştirdi. Tamam, o zaman yetiştirdi. Ben evladı olmuyorsam o zaman ev... Hayır, bugüne kadar sonuçta yemeğimizi, içtiğimizi bugüne kadar doğurdu ve bu zamana kadar bize o getirdi. Ve canım, sen nasıl sen evlenince kardeşine... göreceksin. Tamam evet, Elinoğlu işte... muhabbeti sürekli geçiyor. Elinoğlu, evet. Nasıl sen eşini kendin seçtiysen ben de kendi eşimi kendim seçeceğim. Evet, ve o, zaman o yüzden mesela seni nasıl eli kızı gibi görmediyse o zaman onu da oğlu gibi görecek. Elin oğlu olarak görmeyecek. Valla görür herhalde annem bu gidişle. Tabii ki ben asla İlayda yengecim bakamaz demiyorum. Ama ilk önce bize düşer, sonra eğer bakamıyoruz, çok kötü durumlar oldu. Tabii baktım ki her zaman kapı. Sonra bakın yani benim. Ama neden bu olay bu kadar olmaz. Abartıldı, büyütüldü onu anlamıyorum. İlk videoda senin da söyle... üslubun olabilir mi hala? Üslubuna devam ediyorsun evet, ya, çünkü bu olabilir mi İremciğim? Abimle evlendiğinden beri ne biz abimle görüşebiliyoruz. Şimdi anneciğim, anneciğim oldu. Nasıl? Görüşemiyor musun? Yani eskisi kadar değil. Sonuçta İlayda hafta sonu buluşacağı zaman İlayda ile zaman geçirmek istiyor. Ne zaman bizim ne zaman geçirecek ki? Çünkü eşim ve bizim evet, bir tamam, hafta evet, sonumuz buna, var. Buna bir şey demiyorum zaten. Diyorsun. Ben sadece, hayır diyorum açıklama ki bu zamana bazen kadar nasıl hani bir şey demedik, hiçbir şey demedik. Bu şu anda dememin nedeni de bu program başladığından beri sürekli bizim lafımızı programda geçip ama bize hiçbir zaman hak düşmemesi ve eve geldiğinde de gayet her şeyin düzgün olması. Bu fotoğraf olayına gelince dün de biz de vardık. Bu arada istediğin gibi asabilirsin, sorun değil. Evet zaten benim ben adım. De kendim fotoğraflarımı her yere asarım. Bunda da özgürsün. Ben sadece biz sürekli kötüleniyoruz. Neden biz sürekli kötüleniyoruz onu söylemek için geldim. Çünkü senin üslubun yüzünden bir kere ben senden büyüğüm. İkidir bana video gönderiyorsun ve çok evet. Yanlış bir üslupta. Anneme canlı gönülden bakarım. Kızı olarak da bu yükümlülük bende olduğunu düşünüyorum.
Kısacası sana kalmaz, biz bakabiliriz. Teşekkür ederim. Niye bunu bu kadar büyüttünüz onu anlamıyorum. İrem bir şey söylersem ağlayacak gibisin, o yüzden söylemek istemiyorum. Ağla istersen ondan sonra söyleyeyim. Bak ağlıyor, ağlama. Ağlamıyorum. Ağlamıyorum. Sen böyle davranarak onu asıl ağlayacak yok, olan sensin. Ben o üslubundan dolayı. Hayır, gerçekten İrem'in şu an sesi titriyor. Hayır ya. Duygusana vurmadan, duygusana vurmadan lütfen. Onu hayır, İrem'in sesi titriyor ve ben bir şey söyleyeyim.